iki gün sonra 94. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet. Ben Atatürkçü bir şair ve araştırmacıyım. Şu ana kadar Atatürk'te 5 tane albüm, 20 tane klip, ayrı ayrı temalarda 127. şiirimi yazdım. İlk kitabımı çıkarttım, Atatürk'e Şiirlerim adlı. Yekta Güngör Özden'i tanımayanınız yoktur. Çok samimi dostumdur. O şiirin kitabının ismini o vermişti. Tekrar bu şiire de kitap vermesi için söylediğimde şiirlerim de Atatürk adı olacak. Tahmin ediyorum yılbaşında onu da çıkaracağım. Aslında bu Antalya deyince hepinizin bildiği gibi bu Antalya o zamanlarda Mussolini'nin göz bebeğidir. İtalyanların nasibine düşmüştür. Burayı çok ister. Atatürk'ün de buraya gelirken Antalya söylediği bir anısını anlatmak isterim şiirden önce. Mussolini tabi Antalya'yı ilk almak için göndermiş olduğu ekselansı Atatürk'ün karşısına çıkar. Gayet sakin bir şekilde Antalya'yı isteyeceğini anlatırken sevgili ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Mareşal rütbesini aldıktan sonra hiçbir zaman üniformasını giymemiştir. Halkın içinde olmuştur. Vücut diliyle, konuşmak amacıyla ekselans bir saniye der, içeri girer ve Mareşal rütbesini giyip karşısına gelir. Buyurun, şimdi konuşabilirsiniz der. Dut yemiş bülbül gibi rengi atar, çık çıkmaz. Atatürk aynen şöyle söyledi. Ayağıma çizmeyi giydirmeyin. Dünyayı kana bulan. Bu söz Mussolini'ye gider. Tabi Mussolini o kadar çok sever ki bu Antalya'yı, sevmeyecek bir memleket değil, il de değil. 18 adalar ister. Şimdi giden 18 adalarımız var ya, onu almayı ister. Yine bir ekselans gönderir. Atatürk'le karşılıklı oturur. Ulu önderimiz şunu söyler. Siz 40 bin kişiyle bu adaları istila edemezsiniz. Ama ben 4 bin kişiyle Roma'yı fethederim der. Avrupa gazeteleri çalkalanır. İtalya, Türkiye hali çıkacak derler. Atatürk ihtimal vermemesine rağmen olası bir harp çıkarsa diye bu Antalya yöresindeki çıkartma yerlerini tespit etmek için Antalya'ya gelir. Gelirken Torosların eteğinde bir yerde ara verirler. İşte dinlenirken yanık bir ses verir. Demirciler demir döver tünç olur. Atatürk bu yanık sesin kimin söylediğini ve bulup getirmelerini ister. 13-14 yaşlarında bir genç delikanlı gelir, oturur ve bundan o türküyü söylemesini isterler. O yanık sesiyle mükemmel bir şekilde, tabi Atatürk olduğunu falan bilmez veyahut da üst düzey yönetici olduğunu da bilmez çoban. Güzel bir ifade ettikten sonra arada şey yapar, Atatürk'ü o kadar onurlandırmış, hislendirmiş ki o zamanki en büyük para olan bedel neyse cebinden çıkarır, o gence verir. Genç heyecanla o zaman kuşak vardır, kuşağın arasına parayı sokar. Az sonra ne kadar duygulandıysa aynı türküyü bir daha dinlemek ister Atatürk. Biz der. Fransızca'da tekrar demekmiş. Çocuk anlamaz. Der ki biz ne anlamdadır, ne de yani tekrar derler. Aynı güzellikte aynı türküyü demirciler dövür döver tunç olur. Türküsünü söyler. Türküyü söylemez mi?
Ben bilmiyorum yani ama söyler ve dinlenirler, otururlar kapı bittikten sonra. Az sonra çocuk para görmez ya. Biz, biz der. Tekrar para demek ister yani. Denince hırdı ya. Atatürk'ün o kadar hoşuna gider ki işte orada demiştir. Türk insanı zekidir. Mussolini bunu bilse adımını atamazdır. Tabi aynı şekilde tekrar onu mutlu ettikten sonra yoluna giderler. Bu Antalya ile ilgili bir şeyim var da ben yarın size bu kliplerimde